Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Ece Püsleri Venezuela serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde Devlet-i Aliye'yi Venezuela olarak Güney Amerika'nın tamamını topraklarımıza katmış ve artık Güney Amerika'nın tek egemen devleti konumuna yükselmiştik. Artık yapacağımız fethi yaptık. Son bir gayemiz kaldı. O gayemiz de Amerika'nın içinden geçmek, intikam almaktı ama sanırım o gayeyi bizim elimizden aldılar. Amerika'yı tost ediyorlar. Kuzeyli güneyli. Şu anda bayağı bir tost ediyorlar. Biz de dedik ki efendim artık dünya siyasetinde yeni bir Amerika gerekmekte. Ve baktığım gibi Amerika yok. Amerika artık yaşamıyor gibi bir şey. Ve bunun yerini alabilecek bir devlet görüyorum ben. Ve o devletin adı da Devleti Aliye'yi Venezuela'yı. Ancak komünizmden arınmamız gerekiyor artık. Artık komünizmden arınmamız ve gerçek demokrasi götürmemiz gerektiğini düşünerek ülkelere artık devletimizi tamamıyla bir demokrasiye dönüştürüyoruz. Şöyle ayarlamalarımızı yapalım ve artık demokrasi olarak ilerleyeceğiz bu yolda ve diğer devletlere bazı işlemler uygulayacağız. Şimdi ismimizi tekrardan Venezuela yapalım ki bir işe yarasın. Bu arada dostlar videoyu beğenmediyseniz beğeni atmayı, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi ilk demokrasi işlemine Türkiye ile başlayacağız. Türkiye'yi kurtaracağız. Dünya siyasetinde bazı işlemler yapacağımızı söyledik. Bu Amerika kıtası hariç yapacağız. Şimdi Hindistan. Efendim bu Hindistan gitmiş Türkiye'ye saldırmış. Biz de dünya siyasetinde artık önemli rol oynayabilecek bir devlet olduğumuzdan dolayı bu Hindistan'ın yaptıklarına bir son vermemiz gerekiyor bence. Çünkü çok fazla genişlemiş. Dünyanın içinden geçiyor. Biz de paramızı kullanarak mesela şu Çin devletine biraz para gönderelim ve bunu Hindistan'a karşı savaştıralım. Sonrasında Rusya'nın da belki burada bir çıkarları vardır. Rusya'yı da kendisine saldıralım. Dünya siyasetine bu sefer el atıyoruz arkadaşlar. Artık yeterince savaştık. Biz amacımızı zaten yerine getirdik. Bazı ülkeleri bölmeye, yok etmeye, parçalamaya ve kontrol etmeye çalışacağız. Ve bu Hindistan da bunlardan biri. Şimdi Hindistan kar... Aa, Allah Allah, Hindistan'a birden nasıl olabilir? 3 tane devlet savaş açmış. Allah Allah. Nasıl oldu ya bu? Bu arada Türkiye'ye birazcık para göndereyim. Ve geri kalan paramı da Kazakistan kardeşimize gönderelim. Ve onu da Hindistan'a saldırtalım bakalım. Hadi bakalım Hindistan'a ne olacak hep birlikte gör. Oğlum Lübnan artık Lübnan değil, Lübnan artık İran olmuş. Bakalım Hindistan'a neler yapacaklar. Hindistan'a ne olacak? Hindistan ilerliyor. Ama tokatlıyorlar geri. Türkiye yeniden bir dönüş gerçekleştirdi. Hindistan'ın şu anda içinden geçiyorlar demek isterdim ama evet geçiyorlar. Biraz ilerleyecek gibime geliyor Hindistan. Şimdi bu ülkelere tekrardan para yardımı yapacağız. Yapmazsak olmaz. Bunlar direnemezler Hindistan'a karşı. Biz bu ülkelere para yardımı yapmalıyız. Şimdi Türkiye kendi topraklarını kurtarsın bu arada. Kurtardıktan sonra Türkiye'yi Suriye'ye falan ilerleteceğim. Ve böylece sınır güzelliği sağlanacak. Abi ben bu sınırları sevmedim. Hindistan'ın bu arada baya baya içinden geçti. İşte yeni bir Amerika'yız abi biz. Yeni bir Amerika'yız. Şimdi Türkiye kardeşim Suriye'ye bir saldır. 1,5 milyon para gönderdim. Sen o parayı hayatın boyunca göremezsin valla. O parayı sana kimse vermez. Ben verdim. Ona göre yani benim dediklerimi yapman gerekiyor. Şimdi işte oldu. Şimdi sınır güzelliği kısmen sağlandı. Bu arada biz biraz yatırım yapalım değil mi? Biraz yatırım yapalım. Suriye'nin başka yere toprağı mı var ya? Barış yapmamış. Şuralarda Suriye toprağı var galiba. Yo Hindistan'mış bu. Şu mu Suriye? Evet. Suriye artık göç etti. Her zamanki gibi yine Suriye'ye göç etti abi. Bir savaş olduğu anda direkt milletsel bir perkleri olan göç skillini kullanıyorlar. Ve şimdi de göç ettiler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Hindistan'ın içinden geçildi. Şimdi ben başka ne yapayım? Birinci kim? Oğlum Endonezya'sı. Hayırdır la oğlum, bu adam birinci olmuş. Bu adam birinci olmuş da bu adama milleti saldırtamayız. Bu adam milletin ona saldırabileceği bir adam. O zaman biz biraz dünyayı izleyelim sadece. Biraz yatırım yapalım sadece. Sadece biraz yatırım yapalım. Hindistan'a bir bak. Kardeşim.
Bak benim askerim yok diye bana savaş ilan ettin sen. Sen kendini bir şey, halt zannediyorsun, zannetme. Zannetme, benim param yeterli. Seni dövmem için askere ihtiyacım yok. Ben paramla döverim seni. Kazakistan'a bak lan, ne güzel oldu lan sınırları. Vallahi çok güzel oldu. Ukrayna'ya bakın lan, Rusya'ya girdi. Oha, Ukrayna'ya bak. Oğlum ne yapıyor? Amanın. Oğlum ne bu? Benim ekonomi nedir bu arada? Güzel gelişiyoruz. Oğlum Hindistan senin yüzünden yükselirse var ya Ukrayna, bozuşuruz seninle. Bozuşuruz seninle, ben sana söyleyeyim. Hindistan senin yüzünden yükselirse büyük bozuşur. Oğlum adam Rusya'nın içinden geçti. Aha, Rusya buradan yeniden türüyor. Bir şeyler oluyor. Dünyada değişik değişik şeyler oluyor. Hemen paramızı yeniden şey yapalım. Paramız bir kendisine gelsin, ondan sonrasına bakacağız. Daha Fransa da Rusya'ya girmiş oğlum. Dünyada neler neler oluyor. Biz Türkiye'yi büyütme planı yapıyoruz arkadaşlar. Biz Türkiye'yi büyütme planımıza devam edeceğiz. Diğer şeyleri boş verin. Şu anda zaten Hindistan işleriyle ilgilenen devletler var. Bizim emrimizi dinleyen devletler var. O işlerle biz şu anda ilgilenmemeliyiz. Bizim Türkiye'yi büyütme planımıza devam etmeliyiz abiciğim. Nasıl Amerika büyük bir Yahudi devleti kurdurmak istiyorsa biz de büyük bir Türk devleti kurdurmak istiyoruz ve şu an kurduruz biz. Kurdurmadık. Kuruluydu zaten. Biz şimdi kurulu olanı büyütüyoruz. Anladın? Zaten kuruluydu yani. Şimdi sen bir İtalya'ya da dal abi. İtalya çünkü bizim eskiden yönettiğimiz topraklara gelmiş. Orada bir şeyler yapıyor. Git bağım bir ona da bir yo et. Bir Balkanları bir al ya. Balkanlar Türktür kardeşim. Oğlum Kıbrıs'ı almışlar Türkiye, sen uyuyorsun ya. Kıbrıs'ı da hocam bir sana zahmet hallet. Alma, Azerbaycan ölmüş lan. Azerbaycan'ı tam güçlendireyim biraz diyecektim. Diyecektim diyemedim çünkü ölmüş. Oğlum Bangladeş'i yemiş. Çin'i de yiyor. Hindistan buradan güçlü çıkacak ha, ben size söyleyeyim. Tamam, ikisine de para gönderdik. Kazakistan kendine gel oğlum, hallet şu işi. Oha, Kazakistan ne kadar asker basmış lan. Hindistan bu kayıplarda ne kadar kayıplar vermiş. Savaşta ne kadar kayıplar vermiş. Baya baya kayıplar vermiş. Şimdi Endonezya, sana güçlenmen için bir fırsat sunuyorum. Sana Hindistan'ı yok etmen için bir fırsat veriyorum abicim, git bunu hallet. Türkiye bu arada güzel işler şu anda başarıyor. Türkiye umarım bana ilerleyen dönemlerde saldırmazsın. Yani sana yardım eden devletin kim olduğunu umarım unutmazsın hocam. Umarım unutmazsın. Hindistan büyüyor, büyüyor. Buna izin veremem. Sana para. Sana da para. Rusya'ya yardım etmek istemiyordum ama edeyim bakalım. Ukrayna'yı aldı bu arada Rusya. Fransa'yla da savaşıyor. Fransa diye bir şey kalmamış ama sıkıntı yok. Şimdi Türkiye kardeşim. Sen Kıbrıs'ı al. İtalya'yla da barış yap. Tamam. Şimdi artık senin şu Hindistan'dan alacağın bir intikam vardı bence. Bence öyle bir intikam vardı. Bilmiyorum var mıydı ama bence vardı yani. Şu Hindistan'dan alacağın intikama biraz odaklanabilirsin. Sana şöyle bir para yardımı yapıyorum. Hindistan'ın bir icabına bak kardeşim, hadi. Bunun Türkiye'nin sınırları ne kadar güzel oldu ya. Şu Libya ulusal ordusunu da bir alsın. Orada çok kötü gösteriyor. Biraz daha para yardımı yapalım. Aynen, onu bir yok et. Şu kimdir? Bu Endonezya mı? Endonezya niye buradan toprak aldı? Türkiye çok güzel oldu ama. Şu kim? Endonezya yine buralardan toprak. Oğlum Endonezya var ya sen. Sen az değilsin. Oğlum Çin gidiyor. Çin yok oluyor. Çin kardeşim dayan 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 kardeşim dayan. Dayan kardeşim, geldik dayan. Kazakistan tek başına mücadele ediyor herif ya. Vallahi tek başına mücadele ediyor. Tek başına bir ordu ya. Kazakistan, tüm sermayemi sana yatıracağım ben. Tüm sermayemi sana yatıracağım. Çünkü bir sen mücadele ediyorsun hocam yani. Bir sen mücadele ediyorsun. Al kardeşim, tüm sermayem sende. Aa, Rusya da ilerlemiş. Tam Hindistan büyük ölçüde bitti gibi. Biz Hindistan'ın intikamımızı almaya yaklaştık baya baya. Bitiyor. 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 Bitecek inşallah. Sana biraz daha sermaye yardımı yapıyorum. Ama benimle aran niye kötü kardeşim senin? Allah Allah. Her savaşta yanındaydım senin. Bitti mi lan? Yo, daha barış yapılmadı. Şurada biraz. Oo, Türkiye geldi. Türkiye olay yerine intikal et. Oha. Barış yapıldı. Tamam. Hindistan'ın içinden bayağı geçildi. Tamam, Hindistan, oha, bu Rusya'ya yaradı. Şimdi o zaman Rusya'yı böleceğiz. Şimdi baktık, burada sivrilen bir güç var. Bu güç de Rusya. O zaman Rusya'yı böleceğiz.
Şimdi Devleti Aliye'yi Japonya'ya, Devleti Aliye'yi Çin'e ve Devleti Aliye'yi Kazakistan'a ve Türkiye'yi Rusya'ya saldıracağız. Saldırtacağız. Baktık abi çünkü bu eleman büyüyor. Bayağı kazanımlar elde etti. O zaman biz de bu kazanımlarını geri alalım. Ve Türkiye hakkı olan toprakları geri alsın, değil mi? Değil mi efendim? Değil mi efendim? Tabii efendim. Tabii efendim. Hemen Rusya'yı bu sefer ezdiriyoruz millete. Haydi hocam sıcak temaslara girişin. Rusya'nın içinden geçiyoruz. Oğlum Kazakistan ne kadar güzel oldu lan sınırları. Şu içindeki devletleri aldıracağım ona. Çok güzel olacak. Kazakistan'ın sınırları mükemmel oldu ya. Tam bir kurulması gereken Türk devleti. Sınırları muazzam ya. Sınırları gerçekten muazzam. Kazakistan çok iyi. Çok iyi abi. Çin topraklarını benim sayemde kurtardı ve bana olan minnettarlığı gerçekten gözlerimi yaşartıyor. Ama Kazakistan bana bir minnettar değilsin sen. Niye değilsin hocam? Seni ben hayatta tuttum ya. Benim sayemde bu kadar güçlendin ya. Tamam belki ben olmasaydım hiç sen öyle bir savaşa girmeyecektin ama yani girdin. Girdin yani ve bu savaşta sana yaptığım yardımların haddi hesabı yok hocam yani. Ayıp ediyorsun, ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. O yüzden benle iyi ilişkileri kur. Rusya ne oldu? Rusya 11 eyalet kaldı Rusya. Şurada adalar, hep full adalarda yaşıyor abi. Göçebe hayatı sürüyor işte. Türkler zamanında göçebe hayat sürüyordu. Artık Ruslar göçebe hayat sürüyor. Evet. Jamaika ne oluyor kardeşim? Git gözünü seveyim ya. Git benim elimi kana bulama. Benim elimi kana... Oğlum Fransa en son dayak yiyordu. Bu adam nasıl böyle palazlandı? Biz Fransa'ya da saldırtacağız milleti yakında. Oğlum herkesi Türkiye'ye yapacağım lan. Oğlum Türkiye yalnız birinci olacak. Ha, az kaldı. Oha 53 milyon insan gücüne. Oğlum adam nüfusa bakın. Evet arkadaşlar Türkiye'ye şimdi... Türkiye'ye ne olmuş böyle ya? Ne olmuş ya böyle? Kazakistan'ın kaç? Türkiye gerçekten nüfus anlamında baya baya iyi. Biz oğlum koskoca kıtayı aldık. Biz Türkiye kadar değiliz. Kardeşim ben kıtaya... Oha 281 bin nüfusu var bu toprağın. Bizde en yüksek nüfus kaç? Oha 369'luk falan var oğlum bizde. Biz de iyiyiz. Biz bayağı iyiyiz. Biz kötü değiliz. Kötü değil. Dünya düzenini biz kuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aha Türkiye operasyonlar... Sen yine mi geldin ya? Aa Amerika'nın içinden geçmişler. Kardeşim... Ana, lan oğlum Japonya buradan toprak almış. Ney? Meksika. Meksika kardeşime yardım ediyorum. Bu topraklar bizimdir. Bizim kalacak. Meksika kardeşim al kardeşim şu paraları. Gereken cevabı ver kendisine. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Yani bu topraklar asla Japonların eline geçmemeli. Meksika kardeşim sen nasıl ebesinin hörekesindeki bir devlete yenildin ben onu çözemedim ama. Vardır vardır Meksika'nın bir bildiği. Vardır Meksika'nın bir bildiği. Amerika benden niye aran kötü ya? Allah Allah neden olabilir acaba? Allah Allah benim Amerika ile niye aram kötü? Güzel bir müzik var mı ya? Şu müzik çok güzel. İnsanı ferahlatıyor gerçekten. Çin en rahat şekilde yaşamına devam ediyor ha. Burada takılıyor rahat rahat ve herkesle ilişkisi de iyi. Çin muazzam. Şöyle sana biraz da Kazakistan'a. Kazakistan Dingilizlerle de savaşta şu anda. O biraz problem. Şu Rusya savaşını bir çözseydiniz güzel olacaktı. Rusya işi çözülse gerçekten güzel olacak. Yoksa çünkü problemler yaşanabilir. Birleşik Krallık'ın gücü nedir? Fransa'ya bakın lan 9 bin ekonomi olmuş. Endonezya ne olmuş? Ama birinciyim. Benim tahtım sağlam. İleride bir sarsabilirler bizim tahtı ama şu anda iyiyiz. Nüfusumuz artıyor. Full nüfus artışı işlemlerindeyiz şu anda. Türkiye çok güzel oldu ya. Abi Girit, abi Girit. Abi Kazakistan'daymış Girit. Girit'i almaya kalkarsa Kazaklarla savaşa girerler. Ondan sonra gömlekler bize kızar. Espriye bak. Lan ne komik adamım ben ya. Mizah şov. Komikliğe bak. Kardeşim şu olayı bir hallet artık ya. Şunu bir hallet ya. Al Arman. Al Arman gönderdim sana. Kardeşim şu Rusya'yı bir çözer misiniz artık?
Bu işi çözdüm de ondan sonra dünya siyasetinde farklı işlemlere başlayacağız artık. Lütfen. Ne olmuş bu kim lan? Kanada. Kanada Grönland'ı almış. Neyse karışmayacağım Kanada'ya. Kanada'ya karışmayacağım. Şu Rusya'yı bir çözün abi. Aa, Kazaklar barış mı yaptı? Evet, Kazaklar barış. Oha, Kazaklar güzel toprak aldı ha. Kazaklar. Gömleklere saldırın. Ulan ben neyim ya? Lan ne komik adamım ya gerçekten. Muazzam ya. Dislike atmayın arkadaşlar. Bir daha bu espriyi yapmayacağım. Güzel, 50 milyon nüfusa dayandık ha. Türkiye Rusya savaşını tek başına çözebilir ya. Bu işi halleder. Türkiye Birleşik Krallık'la savaştaymış. Birleşik Krallık o zaman neden Fransızların olmasın ki? Birleşik Krallık neden Fransızların olmasın ki? Bana bir sebep söyleyin. Hadi bakalım, Birleşik Krallığı alın kardeşim. Bak, Fransızlar size koskocaman bir yurt bağışladım. Aa. Kimle savaşa girdiniz? Malezya. Hocam Rusya'dan askeri erişimi almayacaksın. Rusya'yı fethedeceksin. Kazak kardeşim. Kazak kardeşim, sen Çin'in topraklarını bir al ya, sana zahmet. Sana zahmet şu Çin topraklarını bir al. Hallet orada. Orada şey yap sen. Hadi bakayım. Onu çöz sen. Onu çöz. Sınırlar güzel oldu. Oğlum dünyayı gerçekten yeniden biz belirledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama dünyada bir takım eksiklikler yok değil. Rusya bir savaşı bitse. Oha, Man Adası buraya gelmiş. Tamam, İngiltere ile barışıp. Lan oğlum, Kazaklarla Türkiye savaşa girmiş. Abo, tabii ki de bu savaşta Türkiye'yi destekleyeceğiz. Kusura bakmayın Kazaklar, bugüne kadar sizi desteklemiştik ama. Oha, Fransızlar da girdi Türkiye'ye. Türkiye'ye herkes saldırdı. O zaman bir işlem uygulamamız lazım. İttifak teklifi. Ve Rusya'ya savaş ilan ediyorum. Türkiye artık Rusya savaşını bitir kardeşim. Bak, ben bu olay yerine intikal ettim. Tamam, Türkiye'yi Rusya savaşından kurtardık. Şimdi Fransa savaşından da şu şekilde kurtaracağız. Saygıdeğer dostum, sen Fransa ile bir şeyler yaparsın bence. Sen Fransa'ya bir şeyler sen de yaparsın. Evet, geri kalanıyla Türkiye kendisi ilgilenebilir. Oğlum Çin'e yaradı bu Kazaklarla, siz niye savaşa girdiniz hocam ya? Hocam Kazaklarla savaşa girmemeniz lazımdı. Türkiye hala dinç bir şekilde yaşamına devam ediyor. Biraz daha dinçleştirelim. Birazcık para gönderdim, çok az. Bu arada ben merak ettim, bir topraktan kaç asker basabiliyorum? 115 bin asker çıkarabiliyorum lan bir topraktan. Ha, bu savaş devam ediyor. Burayı unuttuk. Bu siyaseti unuttuk arkadaşlar. Japonya savaşı devam ediyor burada. Meksika yenilecek galiba. Ben ona para yardımları yapmayı unuttum zamanında. Şu an biraz yardım yaptım. Herhalde bundan sonrasını kendisi halleder diye düşünüyorum. Halledemezse de beni ilgilendirmez artık. Türkiye burada direnmeye çalışıyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Nereye aldın da ekonomisi bu kadar yükseliyor? Lüksemburg. Lüksemburg 600 bin. Vay 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 vay. Fransa işini çözecekler. Az kaldı. Dünyada neler o? Yeni dünya düzeni arkadaşlar. Yeni dünya düzeni derler diye işte, alın size yeni dünya düzeni. Bu bizim yeni dünya düzenimiz. Kazakistan maalesef ki Çin toprağı alacak gibi gözüküyor. Türkiye al kardeşim, biraz daha yardım edeyim. Yani sürekli sana yardım ediyorum, artık yeter ya. Bu kadar parayla var ya dünyayı fethederdim ben. Bana yaptığım yardımların gerçekten haddi hesabı yok. O kadar parayla ben dünyayı fethederdim ya. Sahi söylüyorum gerçekten. Yapardım. Yapabilirdim yani. Yapma ihtimalim vardı. O zaman neden Rusya büyümek için Hindistan'a saldırmıyor ki? Oha, Rusya ile ittifak olabiliyorum. Hem Türkiye ile hem Rusya ile, Nijerya ile olacağım. Afrikalı kardeşlerimizle sıcak temasta olacağız. Aslında dur, önce senle. Sonra senle.
Dünya paktı kuruyoruz arkadaşlar. Sen de gel. Hükümetten dolayı mı gelmiyorsun? Dur biraz ilişkiyi geliştirelim. Belki komünist oluruz. Komünist de olabiliriz. Sen gel. Yeni dünya düzeni hocam. Müttefiklerden dolayı gelmiyorsun. Sen Türkiye ile mi aran kötü? Sen gel. Yeni dünya düzenine katıl. Sen yeni dünya düzenine niye katılmıyorsunuz arkadaşlar? Sen gel. Yeni dünya sen hiç gelmiyorsun. Tamam, yeni dünya düzeninde bir şeyler yapacağız. Portekiz, geldim geldim. Olay yerine ben intikal ediyorum. Rahat olun arkadaşlar. Ben her savaşta her sıcak temasta varım. Sıkıntı yok. Ne oldu şimdi bizim ittifak grubumuz? Güzel bir ittifak grubumuz oldu ha. Nijerya buranın parlayan yıldızlarından. Güzel güzel. Benim nüfus kaç oldu? 71 milyona dayandık. Ben arkadaşlar artık savaşmıyorum. Ben artık demokrasi götürüyorum sadece. Sadece demokrasi. Amerika'yı fethetme gibi bir hayalim vardı bu seride. Onun da içinden geçtiler abi ya. Garibana vurmak istemiyorum şimdi, anlıyorsunuz mu? Vursam ne olacak şuna ya? Şuna vursam ne olacak abi? Yarısı boşa gidecek gerçekten. Garibana vurmak istemediğimden dolayı şu anda şey yapmıyorum yani. Yoksa tokatlarız da. Şimdi onu tokatlayıp ne yapacağım? Oha! Türkiye ne olmuş lan birden? Geldim arkadaşlar, geldim, ben de geliyorum. Barış yaptınız mı hocam Kazaklarla? Barış yapılmamış. Alın size para yardımı yapın biraz. Hindistan'ın da içine. Oğlum Türkiye'ye bakın lan. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? O okyanusun bir ötesinden dünyaya yön veriyorum. Dünyaya yön veriyorum ya. Okyanusun ötesinden dünyadaki her şeyi değiştiriyorum. Ne oluyor lan oğlum? Kimsin lan sen? Manadası sensin değil mi o? Esin manadası o var ya. O manadası değilse oyunu silerim bak, o kadar diyorum. O kesinlikle bir manadası. Bakayım. Şakaydı. Oyunu silmeyeceğim. Şaka yapmıştım. Ben zaten şey demiştim ya. Guernsey demiştim ya. Ben zaten öyle demiştim. Allah Allah. Ben öyle dememiş miydim arkadaşlar? Teknik olarak bakarsak manadası sayılır. Çünkü manadasının vasalı. E haklı çıktım. Anladınız? Haklıyız oğlum. Bak manadasıymış. Bizim tutamayacağımız hiçbir söz yok arkadaşlar. Oğlum abi, sizde bir gücü bir aldınız elinizi, ittifak kurunca herkese savaş açıyorsunuz ha. Oğlum bir durun lan. Durun bari, Belarus'a da saldırın yani. Belarus sen de gel lan ittifaka. Herkesle ilişkilerim var. Benle yok ama. Seni savaştan mıyız ya? Ben savaştayım diye gelmiyorsun. Zaten gelmiyorum beni sevmediğin için, orası ayrı. Sen bu Yüce İttifak'ın bir parçası haline gelmelisin İtalya. Sen de gelmiyorum. Yüce İttifak'ın parçası haline gelebilecek bir Japonya'yı görüyorum. Yüce İttifak'ın diplomatik ilişkileri benden niye askıya aldın ya? Allah Allah. Benle diplomatik ilişkileri askıya almış. Nedenini bilmiyorum. Kazakistan'la da savaşıldı. Azerbaycan artık Türkiye'nin eline geçti. Oğlum çok güzel oldu lan bizim ittifak. Şaka maka, bizim ittifak harika oldu. Biraz teknoloji yaması kuralım abi ülkeye. Biraz teknoloji de çağ atlayalım artık. Bu ittifakın daha boynu yere gelmez arkadaşlar. Artık seride yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyoruz. Amerika'yı fethetmek gibi bir hayalim vardı ama işte dediğim gibi artık olmayacak o. İrlanda ne yapıyor? Oha, 645 binlik nüfus mu yapmışım lan ben bir yerde? Çüş. Başka daha yükseği var mı? 750 binlik. Oğlum biz ne yapmışız lan öyle? Al bakayım şurayı. Şu an kaç asker çıkıyor? En fazla İslam edilebilirsin kadar 130 bin. Başkentimiz. Vay anasını be. Belediye çalışıyor arkadaşlar. Abi Kazakistan'a bir kez daha girildi. Kazakistan'a bir kez daha girildi. Bir şey deneyeceğim. Denemeli miyim bilmiyorum. Tüm ülkelerle aynı anda birleşmeye çalışacağım da. Oğlum bizim ittifaka bakın, herkese giriyorlar. Gerçekten NATO'dan daha büyük bir ittifak yaptık. Her konuda daha büyük, çünkü dünyayı fethetti abi bizim ittifak. Baksanıza. Şuraya bakın oğlum. Nasıl ittifak ya? Nasıl ittifak kardeşim? Dünya diye bir şey kalmadı. Dünya artık bizim zaten. Al sana ittifak olarak dünyayı fethettik abi.
Vallahi ittifak olarak dünyayı fethettik. Şuraya bak. Hocam şu Hindistan'la bir barış mı yapsak? Hocam şu Kazakistan'la bir barış mı yapsak? Hocam şu Cezayir'le bir barış mı yapsak? Hocam şu İtalya'yla bir barış mı yapsak? Herkesi tokatlamışız zaten. Hocam barış hocam. Bizimkiler barışı duyunca anlamıyor. Anlamamazlıktan geliyor çakallar. Barış diye bir şey bilmediklerinden dolayı. Baksanıza habire savaş habire savaş açıyor çakallar. Bizimkiler harbi çakal ya. Oğlum siz benim şey lafımı duymazlıktan mı geliyorsunuz? Atarım lan sizi ittifaktan. Sizi ben bu hale getirdim. Yok ederim sizi ha. Oğlum silerim lan sizi. Ben bir teklif gönderiyorsam o teklif kabul edilecek. Aferin. Nijerya'ya bakın. Arkadaşlar o zaman artık şöyle bir Afrika seferine çıkalım ya. Mozambik'e bakın hocam, bu Afrika'da egemen güç oluyor. Hayırdır yani bu devletlere? Gelin hocam. Gelin hocam, gel 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 gel. Somali de varmış burada. Aa ben zaten Somali'ye savaş açmıştım. Hadi hocam hadi. Onları da tokatlayın size zahmet. Türkiye sen benim çağırdığım savaşlara gelmiyor musun? Oğlum siz benim çağırdığım savaşlara niye gelmediniz lan? Oğlum gelsenize. Yavaş yavaş çağıralım. Yavaş yavaş tek tek çağıralım. Hocam hocam şş, efendiler 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 ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum o topraklara kimse çıkarma atamaz ha. Şş. Bir baba yiğidin öyle bir şeyi yok ha. Kimse bize savaş açamaz. Biz açmadığımız sürece. Orduya çağır. Beyefendiler buyurun. Buyurun 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 buyurun. Sana herkes gelmiş. Başka kim var? Madagaskar. Madagaskar herkes gelmiş. Şöyle bir bakalım. Rusya falan. Tamam güzel. Tamam. Olay yerine intikal ediyor bizimkiler. Seri seri hocam intikal ederseniz sevinirim. Şaka maka dünyayı fethetti lan bizim ittifak. Gel lan sen de kerata. Gel hadi sen de bu ittifakın parçası ol ya. Çin seni de katacağım bu ittifağa. Komünist olacağım birazdan. Ya birader bakın. Bu topraklar benim. Bu topraklar savaşın dışındaki topraklar. Burada savaş yok arkadaş. Aa ne kadar ordu bastın sen. Gerçekten seni tebrik ediyorum beyefendi. Beyefendi sizi tebrik ediyorum. İlk defa bir devlet bizi bu kadar itebildi. Topraklarımıza girebildi ama artık size ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Efendi çıkar mısınız ülkemden? Efendi lütfen. Zor kullanmak mecburiyetinde bırakmayın beni. Buraların nüfusu bile bayağı arttı. Buralara bile insanlar yaşamaya başladı. Oha oğlum bu adam ne oluyor lan? Lan oğlum sen benim toprağımı ne hatla yağmalarsın ha? Arkadaş adam benim toprağımı yağmalıyor. Cürete bakın. Girin lan. Hadsiz. Haddi hududu aşmış iyice bunlar. Bunlar iyice haddi hududu aşmış. Şımarmışlar ya. Şımarmışlar. Lan oğlum. Oğlum Yeni Zelanda. Oha 90 bin kişiyle falan çıkar. Oğlum bu Yeni Zelanda neymiş lan böyle? Bu Yeni Zelanda bayağı güçlü ha. Merak ettim bu Yeni Zelanda'nın ekonomisi kaç? Bu kadar askerle gelebildiğine göre bir kendisine bir cesaret gelmiş herhalde kendisine. 500 bin ekonomi az değil. Barış yapalım kendisiyle ama toprağımı bir alayım. Vay be. Tamam, barış yaptık. Yeni Zelanda boş devlet değilmiş abi. Güzel güzel. Dünyadaki diğer devletlerin güçlendiğini görmek sevindirici. Şunu da al. Somali'yi de alın. Barış yapın artık. Aldığınız kadarıyla arkadaşlar yeter. Şunu hepsini tek bir savaşta yok etmeyelim. Çin kardeşim. Bu yüce ittifakın bir eri olmaya hazır mısın? Hazırsın. Hükümet biçimini değiştir. Kominazi yapalım kendimizi.
İttifak talebi gönder. Tamam, sen de bu Yüce İttifak'a katıldın. Ben şimdi geri demokrasiye dönüyorum abi. Republic of Venezuela olduk tekrardan. Böyle kalmaya devam edelim. Sıkıntı yok. Evet. İttifakımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şurada bir save alarak bir şey deneyeceğim. Aynı anda tüm devletlere birlik oluşturma talebi gönderirsem ne olur? Hangisi kabul edecek? Hangileri edecek? Merak ettim. Meksika'ya bile gönder. Japonya'ya da gönder. Evet, sadece Türkiye kabul etti. Yani diğerleri de ederdi muhtemelen de biri kabul edince diğerlerine söz hakkı gitmedi galiba. Şimdi şöyle yapacağız. Monarşi şey olalım. Lan oğlum ülke ne oldu? Lan ülke... Ülke ne oldu? Ülke... Karardı abi ülke, ülkeye bakın. Ülkeye karartma attılar. Durun. Geri dön. Geri dön, ben böyle bir talimat vermedim. Evet. Böyle devam edeceğiz. Yüce İttifakımız dünyanın tek egemen ittifakı olarak devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostum. İkinci kim bu arada? Endonezya. Üçüncü Rusya. Dördüncü Türkiye. Güzel güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Belki bu seriyi artık sona erdirmiş olabilirim. O yüzden seri önerinizi yorumlarda yapmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.